Acun Ilıcalı savcılığa şikayet edildi, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın başı O Ses Türkiye programı ile yine belaya girdi. Program koronavirüs nedeniyle yayımlamasa dahi teliflerden kurtulamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün Mirasçıları, TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye'de 2019 yılında yarışmacı Hayal Hazan Dönen'in seslendirdiği Papatya şarkısı için Acun Ilıcalı'nın yapım şirketini savcılığa şikayet etti. Şarkının programda izinsiz bir şekilde seslendirildiğini ve sözlerinin yarışmacı tarafından değiştirildiğini söyleyen Mirasçılar, eserin manevi dokusunun zedelendiğini kaydetti. Mirasçılardan Erdenir Koyutürk, eserin orijinalliğinin dışına çıkıldığını ifade ederek, telif bedelinin de ödenmediğini, bu nedenle de Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğini dile getirdi. Daha önce de şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan Arnavut Kaldırımı adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla sebebiyle ünlü televizyoncuya dava açmışlardı. Mahkeme, 55.200'er liralık tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesi yönünde karar vermişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.